AK Parti milletvekili Suna Kepoğlu Ataman ve Diyarbakır milletvekili ilginç bir şekilde dikkatini çekeyim tüm izleyicilerimizin meclis parçasında düzenlediği mangal partisiyle AK Partililerin bile tepkisini çekti ama ilginçtir. Muhalif partileri de dahil olmak üzere o mangal partisine katıldılar. Yani Demediler ki burada mangal partisim verilir böyle bir dönemde kardeşim diye itiraz eden muhalif milletvekillerinin de sesini duymadık. Onu da bir kenara koyayım. Şimdi evet. şimdi hemen Suna Kepolu Ataman 1972 yılında Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Akçeltik köyünde doğdu. Babası Adalet Partisi Vanat'tan 3 dönem milletvekilliği yapmış Mahmut Kepolu'dur. Ortaokul ve lise öğrenimi dışarıdan tamamladı. Siyasi kararıyla 1999'da bakın e, lütfen herkes buraya dikkat etsin. Doğru Yol Partisi'nde başladı. 2009 yılında Abdülhatif Şener'in liderliğinde kurulan Türkiye Partisi'nin kurucularından biri oldu. 2020'den itibaren AK Parti Kadın Kolları Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Diyarbakır İl Başkanı Yardımcısı olarak görev yaptı. 2023 genel seçimlerinde AK Parti'den Diyarbakır Milletvekili adayı olarak seçildi ve 28. dönem milletvekili. Şimdi ilginçtir. Suna Kepoğlu Ataman'ın aynı zamanda eşi ilginç. Suna Kepoğlu Ataman'ın eşi de Demokrat Parti Genel Sekreter Yardımcısı Atilla Ataman ile 2007 yılında evli. 2009 yılında Trabzon'a taşınan çiftin bir çocuğu da bulunmaktadır. Şimdi bakın ilişkiye bak. Ee, ana vatandan geliyor, Türkiye Partisi'nde bulunuyor. Eşi Demokrat Parti'nin yöneticisi. Aynı zamanda Trabzon'a taşınıyor ama Diyarbakır'dan milletvekili seçiliyor. Ama aynı zamanda bir müteahhit koca hmm. abi nasıl bir ilişki zinciridir bu? Nasıl iç içe geçmiştir? Hani Erdoğan demişti ya yüzde elli artı bir sistemden dolayı kimin evi, kimin cebinde belli değil diye. Ama bu bir meslek. Yani siyasetçi diye bir meslek var. Nereden para kazanacak? zaten halkımızda çoğunluk olarak bunun meslek olduğunu kabul ediyor mesela ben siyaset yapacağım dediğim zaman diyor ki sen bu meslekten değilsin yapamazsın evet değilim ben bir siyasetçi değilim diyor ki ananın karnından diyor siyasetçi olarak çıkman lazım diyor bir şey demek istiyor aslında de, işte anlatıyorum olarak, işte mangalcının evet, mangalcının evet, geçmişini işte mangalcı olman mangalcı geçmişin var mı diyor Yiyici misin diyor, bizi soyacak mısın diyor, ben bunlara tecrübe ararım diyor. TikTok'ta diyor tüpe vurup diyor patlıyor mu diyor veya işte kızıp numara yapıp böyle riyakar yüz ifade o oğul ve, oğul ve kızların var mı mesela değil mi? Var Onlar mı mesela diyor. ne iş takip ediyorlar, evet. şirketleri yüzünden var mı? diyor, Yüzünden diyor çalacak adam ifadesi okunabiliyor mu diyor, riyakar adam ifadesi okunabiliyor mu diyor yüzünden diyor. İşte bunlar okunabiliyorsa diyor ben siyasetçi olarak seni kabul eder ve seçerim diyor. Bunların hiçbirisi sende yoksa diyor sen çok saptiriksin diyor. Biz zaten diyor Brezilya gibi bir ülkeyiz. Ve bizim örnek aldığımız kahramanlar önce Müge Anlı izleyerek bazı yollara giriyoruz. Ondan sonra orada gerçekleri öğreniyoruz. Sonra fenomenler üzerinden gidiyoruz. Ardından biz genel olarak kısa yoldan para kazanmaya çalışan bir toplumuz genel olarak böyle. O yüzden bu milletvekillerinin mesleği siyasetçilik işte oradan geliyorlar siyaset ve bunlar da o kısa yolu bulduğu için biz de onlara aslında gizli bir hayranlık besliyoruz. Çünkü biz de olsak biz de yiyeceğiz. O yüzden mesela diyor ki sen diyor böyle bir yiyici adam olamadın daha diyor ya biz seni niye seçelim ben sen yiyecek gözle falan değilsin. Sen ayrıca oraya geldiğinde akrabalarını kayırmalısın. İşte Erkan sen arı bir de çomak sokarsın Allah aşkına ne işin var orada? Tabii canım işte yani bak buradan başlıyor zaten bunu seviyor yani bunları itiraf etsinler yani böyle bir meslek var bunu kabullenmiş böyle bir meslek var yani satıcılığı bir sanat haline getirmiş bir meslek bu siyasetçilik ikiyüzlülük bir sanat olmuş.